Hemen Fuat Uğur'la başlayalım. Fuat Bey, Instagram'ın yoklu yokluğunu hissediyor musunuz şu anda? Hiç hissetmiyorum. Öyle mi? Rahatladınız evet. mı? Ee, hem rahatladım, keşke TikTok da kapatılsa, bütün çocuklar kurtulsa. <laughs> ee, ve e, bu konuda o kadar netim ki, dünyada bu sosyal medya platformları adı altında, küresel sistemin bir e, aparatı olarak devreye giren bu, Platformlar ulus devletlerin gücünü aşarak ve onlara diz çöktürerek adeta dünya halklarını kendilerinin belirlediği bir istikamette dizayn etmek istiyorlar. Ve bu anlamda da kendilerine göre bir demokrasi anlayışları var, kendilerine göre özgürlük anlayışları var, kendilerine göre dünyadaki bütün olayları belirleyebiliyorlar, kendilerine göre bazı örgütler terör örgütüdür, bazıları değildir bu konuda konuşulur, bu konuda konuşulmaz, bu konuda yazılır, paylaşılır, bu konuda paylaşılır. Örneklerle açar mısınız? Tabii ki. Yani, yani şimdi ulus devleti nasıl tehdit ediyor? Bir bu sosyal medya platformu ulus devletleri nasıl tehdit ediyor? E Örnekle e bir aç. Örneğin, ülkelerin ülkelerin, Türkiye özelinde de anlatabilirim bunu, ülkelerin kendi milli güvenliklerini tehdit eden terör örgütlerinin paylaşımlarını e ülkelerin e kendi güvenlik anlayışlarının ötesinde geleneklerini, kültürlerini tehdit eden paylaşımları, insanların ahlakına yönelik saldırıları ve bu arada çeşitli sapıklıkları, pedofili dahil olmak üzere, pornografi dahil olmak üzere dolaşıma sokan, bunları sanki son derece normal yayınlarmış gibi genç beyinlerin zihnine enjekte eden ve bu zehirli yayınlardan dolayı en ufak bir geri adım atmayan bu platformların dünyada hizaya sokulması gerekiyor bir kere. Bu çok önemli. biraz sonra bahsederiz. Almanya sosyal medya yasasını çıkararak çok ağır bir sosyal medya yasası bu. Keşke Türkiye'de çıkarsa böyle bir sosyal medya yasası ve Almanya Facebook'a, Meta şirketine, Instagram'a, Twitter'a şimdiki adıyla X'e diz çöktürdü ve elini öptürdü. Bu kadar açık ve net. Ve bence eğer bunlara uymuyorlarsa üzerlerine beton dökülmeli. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Böyle bir şey olamaz. Yani bir ülkenin genel kültürüne, geleneklerine, ahlak yapısına, efendime söyleyeyim milli güvenliğine yönelik saldırıda bulunan platformun uluslararası dolaşımda nasıl olsa diye dünyadaki özgürlüğün platformu diye takdim edilmesi ve bu şarlatanlığın sürdürülmesi benim gözümde Hiçbir değere sahip değil ve bu yüzden de burada e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, BTK katalog suçları diye sıraladı ve bunları bildirdi gerçi ama asıl çıngar nereden koptu burada? İsmail Hanıye ile ilgili taziye mesajlarının Instagram'da yayınlanmak istenmesi e, ile birlikte ve bunların yasaklanması üzerine gündeme geldi. Şimdi baktığımız burada zaman izleyicilerimiz için açalım. Meta yönetimi yani Instagram'ın sahibi olan şirket hı hı. diyor ki Hamas bir terör örgütüdür diyor. Evet. Böyle kabul ediyor değil mi? Evet. Ee, oysa ki dünyanın kahir ekseriyesi çok büyük ufak bir azınlık bunu böyle söylerken dünyada Müslümanlar başta olmak üzere çok önemli bir bölümde Avrasya bloğu Hindistan'ı işte doğudaki bütün büyük ülkeler dahil olmak üzere bunun böyle olmadığını düşünüyorlar. Evet. Hamas'ın kendi ülkesinin kurtuluşu için mücadele eden bir evet. e, örgüt olarak değerlendiriyorlar. Filistin davasını götürdüğünü, sürüklediğini düşünüyorlar. Evet. Şimdi şirket onların özgürlükler bizim. Evet. E, ülke, ülke bizim. ülke bizim evet. ülke bizim. Peki Ülkedeki kullanıcılar eğer batılı bir şirketin ürününü kullanıyorlarsa, hı hı. E, özgürlüklerle o şirketin çıkarları da tam olarak kesişirse nasıl tutum almak lazım? Evet. Neresi fikir hürriyetine evet. müdahale sınırına girer? şirket Kritik soru bu. Şirket biz sınırlar ötesi bir platformuz diyor Doğru. ve kendimiz belirleriz diyor. Biz de diyoruz ki daha doğrusu devletlerde diyor ki hayır diyor benim ülkemin vatandaşları sen sınırları aşan bir platformsun seni kullanabilirler. Buna izin veririz tabii ki normaldir ancak hangi ülkede faaliyet gösteriyorsan o ülkenin kurallarına, geleneklerine, yasalarına, hukukuna saygılı davranmak zorundasın diyor. Şimdi burada Almanya bunu gerçekleştirmiş ve uyguluyor değil mi? Hı hı. Yani Almanya'da Merkel'in çıkarttığı yasanın çıkış sebebini Almanya'daki aşırı sağcı örgütlerin ve tetiş örgütlerinin e, göçmenleri ve e, vatandaşlarına yönelik saldırıları ve ölüm tehditleri üzerine bu yasanın çıkarıldığını terör oluşumları üzerine bu yasanın çıkarıldığını ifade ediyor. Şimdi Türkiye'de bir PKK tehdidi var. Türkiye kolay bir coğrafyada bulunmuyor. Doğru. PKK tehdidi var. DH tehdidi var. FETÖ tehdidinden yani daha kılpayı kurtulmuşuz 15 Temmuz'da ee, ve bütün bunların üzerine e, Instagram'ın bu örgütlerin adeta e, kullanım alanı haline geldiğini gördüğümüzde YouTube'da da YouTube mesela belli ölçüde izah girdi. YouTube'da kapattık değil mi Türkiye'de? Doğru. İki onda, sene kapalı kaldı. Evet kapalı kaldı. Peki Wikipedia kapalı kalmadı mı? Kaldı. Sonuçta kapalı kaldı ve Wikipedia bütün yaptıklarını geri almak zorunda kaldı. Bak Türkiye Cumhuriyeti Wikipedia'ya elini öptürdü. Şimdi burada da aynı şey. Instagram önünde sonunda e, dize gelecektir. Şimdi burada iki toplantı yapıldı. Bir kısa toparlayın. Evet, iki Devam toplantı edelim. yapıldı. Birinci toplantıda Türkiye tarafı Instagram yöneticisine e, Şikayetlerini iletti. E, bu şikayetleri demin de anlattığımız üzere. E, İsmail Haniye'ye yönelik taziye mesajlarını yasaklamanın e, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşların insan hak ve özgürlüklerine, düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik bir saldırı olduğu ve bir sansür olduğu belirtildi ve bundan duyulan rahatsızlık iletildi ve bunun düzenlenmesi istendi ve onlara DAEŞ, FETÖ ve PKK konusunda bir sonraki toplantıya kadar çalışmaları istendi onların şimdi o toplantı bugün yapıldı ee, tekrar yapıldı ve bu toplantıda da e, hem bu konular tekrar gündeme geldi. Bu konuda ne yaptınız diye aldığı bilgiye göre Hamas konusunda geri adım atmıyorlar ancak FETÖ, PKK ve DH konusunda talepleri yerine getireceklerini söylüyorlar. Fakat Türkiye'de temsilcilik açmaları da gerekiyor. Çünkü vergi levhaları yok bunları. Şimdi 57 milyon takipçisi olan bir sosyal medya platformundan söz ediyoruz. Sen demin anlatıyorsun. Bu kadar bunun üzerinde ticaret yapılıyor. Peki bu ticaretin ve bu Instagram'ın yani sosyal medya platformunun vergisi var mı sevgili Gürkan? Buradan Dur. vergi alıyor mu Türkiye? Şimdi diyorsun ki sen... Bak İPA'nın İpa yaptığı araştırmaya göre günlük 1.9 milyar yani 2 evet. milyar TL'lik bir ticaret dönüyormuş Instagram üzerinde. Evet. Şimdi peki bunun ne kadar vergi olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kasasına giriyor? Sıfır. Hiçbir şey girmiyor. Şimdi oradaki turizm şirketleri ah bizim işimiz mahvoldu. Yok kardeşim. Evvelden nasıl web sitelerinde şey yapıyordunuz, şirket tanıtımlarını yapıyordunuz, ihracat, ithalat yapıyordunuz. Şimdi de aynı şeyi yaparsınız. Bunun üzerinden yapmak zorunda değilsiniz. Bir, geleceğim bir daha, de, devam edeceğiz bu ama bu Bey. Bir cümle, ne olur kesin ve net cevap. Yani bu e, sosyal medya hayatımıza girdi. Evet. Gerçekten girdi. Artık yani yatsınamaz bir şekilde. Doğru. insanların ilişkileri oradan yürüyor, insanların ticareti oradan, insanların dostlukları arkada. Her şey sosyal medyada. Devlet biraz bu konuda yasal düzenlemeyi yapmakta geç kalmadı mı? Bayağı geç kaldı. İşte demin de söylediğim gibi Almanya'daki sosyal medya bahsedecek miyiz bile bilmiyorum. Gireceğiz. Ha geleceksek şimdi onu tamam. e, girmeyeyim. E, Almanya sosyal medya yasasını çıkararak ciddi cezalar getirdi. Mesela Facebook'a milyonlarca dolarlık cezalar verdi Almanya. Evet. ve Türkiye bu konuda yasa çıkardı. Ya yani bu konuda yasa çıkardı Türkiye ama yasaları yetersiz. Bakın şimdi Twitter'ın daha yeni ofis açtı. Twitter X yani yeni ofis açtı. Evet. Ee, şeyin e, Facebook'un ofisi bir tabeladan ibaret. 1450'de işte AVM var. E, maslakta bir tabela bomboş. Vergi levhası yok. Yani bu bu kadar büyük platformların bunlar bir şirket sonuçta. Bunlar para kazanmıyor mu Gürkan? Kazanıyor. Peki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne yapıyor? Bence gerçekten şimdi iyi ki İsmail Haniye meselesi ortaya çıkmış da gündeme gelmiş de bu konuda bu konuların konuşulacağı bir evet. dönem döneme girilmiş. döneme girilmiş. Hakikaten devletin, hükümetin, iktidarın bu konuda ne kadar yavaş davrandığını, daha doğrusu adım atmakta geç kaldığını görüyoruz. Ve bu konudaki adımları eğer atmazsa bunun zararlarını daha fazla göreceğiz. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde, biraz önce de bahsettim, TikTok yasaklandı. Onlar Çin'le rekabetlerinden dolayı yasaklıyorlar ama TikTok'ta adeta e, terör propagandası yapılıyor. Adeta cinayet emirleri veriliyor. Tabii. Adeta pornografi yayınları yapılıyor. X'te de aynı şekilde. Yani bu sosyal medya platformlarını hayatımıza girdi diyorsun da Gürkan, çocuklar kullanıyor yahu. Doğru. Çocuklar kullanıyor. Doğru. Bu çocuklarımız zehirleniyor. Bu çocuklarımıza zehir ikisinin sanki bir ortası, olmalı. Yani evet, ortası olmalı. Evet ortası olmalı. Peki barış dönün. Yasaklama, yasaklama o, tabii ki ben yasaktan yana değilim. Ama e, öte yandan da e, dejenerasyondan e, ve bizim kültürümüze, çocuklarımıza, çocuklarımızın ahlakına yönelik saldırıdan da yana değilim yani. Peki. Ama bizim insan hak ve özgürlüklerimizi ve ifade özgürlüğümüzü, düşünce hürriyetimizi yasaklayacak, sansürleyecek bir sosyal medya platformunu ben de tanımıyorum. Peki. Barış, Fuat Uğur'u dinledin. Diyor ki böyle rezillik olmaz. <laughs> Ulus devletleri yıkmak için akıllarına geleni terörist devleti ilan ediyorlar. Barış Hocam da kafasını sallıyor. Ondan sonra akıllarına geleni de dost ilan barış ediyorlar. Barış Hocam derken Barış Dostleri. Barış Hocam diyorsun. diyorum, tabii ona hocam diyorum. Sana Barış arkadaş diyorum. <laughs> ee, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Dünyanın en saçma ve en keyfi yasağıyla karşı karşıyayız. Instagram'ın kapatılması kadar korkutucu olan bir şey, iktidarın kafasına göre kalkıp yasak kararı almasıdır. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti mi olacak yoksa Türkiye Cumhuriyeti iktidarın keyfine göre kararlar alma şeklinde yönetilen bir devlet mi olacak? Bir yol ayrımında Türkiye. Şimdi şu tabloya bakın. Dünyada Instagram'ı yasaklayan ülkeler. Kuzey Kore, Çin, İran, Rusya, Belarus, Türkmenistan, Uganda, Bangladeş, Türkiye. Ya Türkiye'nin ligi burası mıdır ya? Bir daha Türk... saysana barış devletleri. Kuzey Kore, Çin, İran, Rusya, Belarus, Türkmenistan, Uganda, Bangladeş, Türkiye. Arkadaşlar klimayı bir açın bir, bir Neye ben. göre kapattınız kardeşim sizin Instagram'ı? Efendim İsmail Haniye ile ilgili taziyelerin yayınlanması yasakmış. Instagram'ın yaptığı yanlış mı yanlış? Ama Instagram merkezi Amerika'da olan ve Amerikan yasalarına göre yayın yapan bir kuruluş. Amerika Birleşik Devletleri de Hamas'ı terör örgütü saydığı için Instagram kendince böyle bir karar almış. Bence yaptığı yanlış. Instagram'ın yaptığı. Ama Instagram'ın bu yanlışı karşısında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bile olmayan Haniye'nin ölümünün taziyelerinin yasaklanmasını gerekçe göstererek Instagram'ı kapatmak tam anlamıyla bir hukuksuzluktur, tam anlamıyla bir keyfiliktir, tam anlamıyla ben yaparım oldu mantığıdır. Yapamazsın kardeşim. Sen eğer bana Instagram'ı kapatıyorsan hukuki bir gerekçe göstereceksin. Efendim katalog suçlara karşıymış. Ne yapmış katalog suç? Nedir kardeşim katalog suç? Çıkarttım. Bedavadan konuşuyorlar televizyonlarda. Ya ayıptır ya. Katalog suç nedir biliyor musun? Bir, terör örgütünü övmek yasa dışı örgüt kurmaya yönlendirmek, şiddeti teşvik, cinsel istismar, çocuk istismarı, kasten öldürmeye teşvik, uyuşturucu kullanımını teşvik, fuhuşu teşvik, insan ticaretini teşvik. İsmail Haniye'nin taziyelerinin... Hakaret, soykırım suçu da var orada. Soyk yani katalog suçunda var. İsmail Haniye'nin öldürülmesine ilişkin taziye mesajlarının Instagram tarafından yayınlatılmaması burada hangi katalog suça giriyor? Bu arada hangi katalog bana bilgide bilgi de onu da ekleyeyim. Ee, şimdi Barış deyince aklıma geldi kusura bakma Barış. Ee, Instagram yetkilisine şunu söylüyorlar. Biz size bütün bu katalog suçları ile ilgili yargı kararlarının hepsini gönderdik ama hiçbirisini uygulamadınız diyorlar. Bir dakika kim göndermiş? Yani BTK olarak biz size ee, bu katalog suçları ile ilgili şikayetler ve bu şikayetlerin... Instagram yetkilisi değil, BTK yetkilisi gönderiyor. Tabii, Heh. götü gönderiyor tamam. ve hepsini gönderdik bu yargı kararlarının. <laughs> Bunları yayından kaldırın diye gönderdik ama hiçbirisini uygulamadınız diye söylüyorlar. Evet Bu konuda verdikleri cevap ise mırın kırın. Şimdi bir. Peki Tabii ki, Barış. Çerçeveyi yasak... biraz televizyon bağlamında bir baksana. Tamam bak şimdi bak. Hayır, hayır şimdi özgürlükler diyorsun. Ama mesela bu benzer Instagram'daki yayınların örneğin PKK terör örgütünün propagandasını herhangi bir televizyon kuruluşunda yapabilir misin? Şu ya anda? arkadaşlar bak bir dakika ben bir önce çerçevesini yapamazdım. E, Barış bitirsin. Önce de bazı bir çerçeveyi çizeyim. Bir. Var. Bak bugün BTK'nın kurucu kurulu üyesi Abdullah Gülhan bir tweet attı. Hı. Diyor ki kurucu kurulu üyesi ya. BTK'nın kurucu kurulu üyesi ve geçmişte de AK Parti'de önemli görevler üstlenmiş. Diyor ki Instagram'ın katalog suçlara uymadığını söyleyerek kapatılması sadece bir bahanedir. Keşke katalog suçlar ile ilgili düzgün bir takip olsaydı. Şu an görünen yasakçı bir zihniyetin yansımasıdır. Ya arkadaş çok basit bir soru soruyorum. İsmail Haniye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mıdır? İsmail Haniye Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir yetkilisi midir? Bakanı mıdır? Genel Kurmay Başkanı burada mıdır? Tuğ ya. midir? yani. midir? Valisi midir? Bu bırakın arkadaş, bunu burada, vatandaşı mıdır? Yapmayın da, arkadaşlar. yapmayın. Yasağı şu, Yasağı kılıp uydurmayın. Bak, bak, yasağı Hane gerekçe uydurmayın. İsmail Haniye ile ilgili fikrini açıklayan Türkiye Cumhuriyeti Efendim, vatandaşı. Efendim. Sen bak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ister Lenin'le ister İsmail Haniye ile olan bunu fikrini bunu konuşuruz. açıklamasını sansürleyemezsin. Bunu tartışırız. Eğer diyorum ki e, Instagram'ın yaptığı yanlıştır. Instagram'ın yaptığı ama yanlıştır. Ama İsmail Haniye Türkiye Cumhuriyeti sen, vatandaşı sen, mıdır ama diyemezsin. Ama sen Instagram'ı bu bahaneyle Kardeş, kapatamazsın. Zaman, İsmail Haniye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mıdır diyemezsin. Burada Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye vatandaşı Cumhuriyeti vatandaşı mı? Bizi doğrudan ilgilendiren bir İsmail Haniye ile ilgili Mesele. Ben tekrar bu kapatma mi? gerekçesi olamaz. Kapatma gerekçesi olamaz. Burada tam anlamıyla tam oluyor. tam anlamıyla bir keyfilik var. Ya Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas İsmail Haniye'nin cenazesine katılmıyor, biz Mahmut Abbas'tan daha Filistinli, daha Hamas'ın hamisi haline gelen bir pozisyon alıyoruz. Bu doğru değil arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kırmızı çizgileri de Mahmut bellidir, katılmaz, ulusal güvenlik Antevi çizgisi dini, de bellidir, şeriada, nerede hangi tavrı alacağı da bellidir. Bakın biz Mahmut, Abbas Mahmut Abbas'tan adam. daha Filistinli değiliz herhalde. Mahmut Abbas Filistinlidir bence. Siz İsmail Haniye'nin ölümünü gerekçe göstererek bir, halkın iletişim ve iletişim hakkını engelleyemezsiniz. İki, buradan ticaret yapan yüz binlerce insanın ticaret hakkını keyfinize göre engelleyemezsiniz. Bugün daha yayına gelirken reklam ajansı sahibi bir arkadaşımla konuştum. Yanında 26 kişi çalışıyor. Ve şirketi tamamen Instagram üzerinden ticaret yapan, Instagram üzerinden vergi ödeyen, Instagram üzerinden şirketlerin reklamını yapan bir reklam ve halkla ilişkiler ajansı. Eğer Instagram bir ay kapalı kalırsa ben en az 15 kişiyi işten çıkarmak zorunda kalacağım diyor. Bakın bu sadece bir örnek. Şimdi siz burada baktığınızda ya barış, bir şey ki. efendim olur mu bir şey değil 20 kişi işsiz ya kalacak. Ya Allah Allah bir suç varsa e, Ya ne suçu var bana Fuat Hayır, Uğur söylesin. Bir dakika. Önce meseleni, Hayır bir dakika özüne Fuat Uğur da diğer Sinan ben açmak için soru soruyorum. Efendim bir dakika o o zaman. Zaman. bir saniye bir dakika arkadaşlar bir dakika. Konunun özüne inelim. Bir arkadaş 15 kişi işten çıkarmak o başka bir şey. Şimdi konunun özünde 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 kalalım. Bu olay bir Amerikalı şirket terör tanımına uymuyorsa senin terör tanımına uymuyorsa ne yapacaksın, ne yapmalısın? Buradan buradan hareket edelim. Şimdi bak, o ikinci bölümün tartışma konusudur. Ama, Ama esas asıl, tartışma asıl... konusu şudur. Bir, kardeşim sen eğer bir hukuk devletiysen, hukuk devleti olarak bana yaptığın bir uygulamanın gerekçesini açıklamak zorundasın. O zaman bana BTK ya da bu kararı kimler aldırdıysa şunu söyleyecek. Instagram, instagram.com adlı şirketin hangi eylemlerinden dolayı kapatılmıştır? Bu eylemlerin hangisi katalog suçunu oluşturmuştur ve bunun karşılığında Instagram'dan ne beklenmektedir? 2. BTK'nın kararından sonra 48 saat geçmiştir. Hadi diyelim ki önleyici bir karar aldın. Çünkü kanun öyle. E peki kardeşim 48 saat geçti. Elinizde bir mahkeme kararı var mı? Ben şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak Instagram'a neden giremediğimi neden iletişim ve iletişim hakkımı kullanamadığımı bilmiyorum kardeşim. Bak bilmiyorum. Bilmiyorum. Bu kararı alanların bana hesap vermesi lazım. Peki. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşıyım ve burası demokrasiyle yönetildiğini iddia eden bir ülke ise birileri bugün Instagram'ı, ertesi gün Twitter'ı, ertesi gün Facebook'u, bir diğer gün YouTube'u keyfine göre kapatamaz. Ne zaman kapatırdın Instagram'ı? Şu zaman kapatabilirsin. Ben de evet BTK haklıdır derdim. Çocuk istismarına ilişkin bir video açıkça yayınlanırsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağına doğrudan bir hakaret olursa ya da bomba yapımı öğretilirse efendim şu bombayı böyle yapın. Bunu da gidin Ankara'nın göbeğinde patlatın, Antalya'da patlatın diye videolar yayınlanırsa BTK'nın doğrudan bunu 48 saat içinde kapatma yetkisi vardır. Ama efendim sen İsmail Haniye ile ilgili paylaşımlara izin vermedin ben de seni kapatıyorum dediğinde o zaman sen Çin'in, Bangladeş'in, Rusya'nın, Belarus'un, Bangladeş'in ve diğer ülkelerin ligine girersin. Ondan sonra da A oturup... Aa,